Merhaba, bugün sizinle yaz favorilerimi paylaşacağım. Yaz mevsiminde en çok kullandığım ürünlerden bahsedeceğim. Tabii ki hepsi hayvanlar üzerinde deney yapmayan ve vegan formüllü ürünler olacak. Başlayalım o zaman. Şu Lolita'lardan başlayalım. Lolita çok duyulmuş bir renk. Kat Von D'nin. Biliyorsunuz. Bende Likit Ruju da var. Aynı rengin. Ama onu bunlar kadar sevmiyorum. Seviyorum ama bunlar kadar sevmiyorum. Özellikle şu Lolita 2'nin ruj versiyonunu çok çok severek kullandım. Yani benim sevdiğim sıcak tonlarda nude tarzında bir renk. Yani tam olarak nude diyemeyiz ama dudaklarımın rengine yakın bir ton. Hani my lips but better derler ya. Yani tabii ki o kadar çok 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 doğal değil. Daha kızıl tonlarda bir şey. Ama seviyorum. Tabii Lolita'nın orijinali de var. Bunun ucunu nereden almıştım? İndirimde almıştım. Bu eski formül aslında. Ama sanmıyorum ki yeni formül bundan çok çok daha şahane olsun. Yani yarı fiyatınaydı. İyi de oldu valla. Ama bu kadar seveceğimi beklemiyordum. Sırf elimde olsun diye aldım ve gerçekten de çok sevdim. Yani koyu bir nude. Biraz soğuk tonlu. Ama her makyaja gidiyor. Seviyorum. Gerçekten çok seviyorum kendisini. Bir başka yaz favorim. Şu kapatıcı Wet n Wild'ın Photo Focus kapatıcısı. Kışın sanki daha kuru gösteriyor göz altlarını ama yazın bence mükemmel. Çok doğal duruyor. Çok çabuk blend ediliyor. Seviyorum yani makyaj yapabildiğim havalarda genelde kendisini kullanıyorum. Aa bir de Not'un şu Perfecting Pen diye bir şey çıkarmıştı. Şöyle ucu süngerli bir şey görebiliyor musunuz? Hayır. Olmayacak. Arkasından bastırıyorsunuz ve ürün öyle geliyor. Bu çok hafif bir ürün gerçekten. Hani bir aralar göz altlarına hafifçe aydınlatıcı sürmek modaydı ya. YSL'in öyle bir ürünü vardı galiba. Tabii şimdi full kapatıcı moda. Onun farkındayım. Ama ben bunun hafif özelliğini çok sevdim. Özellikle yaz için. Yok gibi duruyor. Yani böyle bir şey arıyorsanız. Çok fazlasına ihtiyacım yok. Kalıp gibi durmasın diyorsanız. Bence bu ideal. Bir de şu fırçadan bahsetmek istiyorum. Wet n Wild'ın neymiş bu? P15 fırçası. Bu galiba sınırlı sayıda üretim mi acaba? Gratis de gelmişti. Bir daha da göremedim. Hele şu aralar hiç göremiyorum. Eğer gören varsa İstanbul merkezi yerlerdeki Avrupa yakasında bir gratis de görürseniz lütfen bana haber verin. Çünkü sanırım en sevdiğim göz fırçası bu oldu. MAC'in neydi? 217 numaralı bir fırçası vardı. Efsane. Bende hiç yok o. Ne vegan ne de zaten cruelty free. O yüzden ona benzer bir şey bulabileceğimi hiç düşünmüyorum. Sanırım bu ona benziyor. Ben genelde kriz fırçalarını, blending fırçalarını, dağıtma fırçalarını yani. Şuradan sıkıştırılmış hali sevmiyorum aslında. Daha direkt yüz yuvarlak olanlarını seviyorum. Yani nasıl anlatayım? Mesela şöyle olanlarını seviyorum.
yüzden bunu seveceğimi düşünmüyordum. Ama bu hem normal bir far fırçası olarak yani gözümüzün üstüne pigmenti güzelce verebilmek açısından hem de onu blend etme açısından çok 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 iyi bir fırça bu. Genelde acele bir işim varsa diyelim göz kapağıma tek bir renk sürüyorum ve başka hiçbir fırçayı başka hiçbir renge daldırmadan, başka hiçbir fırçayı almadan direkt üstünde geri kalan ürünle dağıtmaya devam ediyorum gözümün geri kalanına. Krease, şu ne diyorlar? Kaplanma bölgesi işte her neyse. Oraya dağıtmaya devam ediyorum ve gayet de güzel duruyor. Yamalı durmuyor kesinlikle. Çok profesyonel bir iş çıkarabiliyorsunuz bununla. Hiç beklemiyordum gerçekten. Kendisi favorilerimin de favorisi. Evet, son makyaj, bakım ürün tarzı şeyden bahsedip diğerlerine geçeyim. Çünkü çok fazla makyaj ürünüm yok bahsedeceğim. Malum yazın makyajı yapamadığımı hep söylemiştim. Çok sıcak. Durmuyor yani, durmuyor. Mesela bu da yüzümdeki sürekli akıyor. Ama sanırım video bitene kadar idare edebilirsin. Umarım. Aptira Garden'ın bu lip stain'i. Lip balm lip stain tarzı bir şey. Benim dudaklarım çok kuruyordu. İlaç, aldığım ilaçlar yüzünden. Ve sürekli lip balm kullanmak zorunda kalıyordum. Genelde herhangi bir ruj vesaire süremiyordum üstüne. Çünkü kabuklu kabuklu görünüyordu falan filan. Ve bayağı bir devam etti bu. Bahardan beri böyle. Bu arkadaşı aldığımdan beri yani çok kullanılmış gibi görünmüyor ama gerçekten hemen hemen her gün kullandım. Tek başına da çok güzel bir pembemsi bir şey veriyor. İz bırakıyor mu diyeyim. Renk veriyor. Çok bariz bir renk değil tabii ki ama renkli bir lip balm'a göre gayet de örtücü olduğunu söyleyebilirim aslında. En güzeli de çok doğal yağlardan yapılmış bir şey. Ve ayrıca rengi için de nar tozunun kullanılmış öyle bir şey sanırım. Bayağı güzel bir konsept. Ben çok beğendim. Bu markanın başka cilt bakımı ürünlerini vesaire de almak istiyorum. Hazır şimdi yazdan yeni çıktık. Çünkü yazın yüzüme cilt bakımı bile pek süremiyorum. Ama sonbaharda diğer ürünlerini mutlaka denemek istiyorum. Bu daha nasıl desem butik bir marka. Ben de Instagram'dan gördüm. Ama marketteki çoğu üründen bence çok çok daha başarılı şeyler yapıyor. Diğer ürünlerini de denedikten sonra yine burada paylaşırım. Yazın çok fazla cilt bakımı yapamıyorum demiştim zaten. Yüzümü yıkıyorum. Bir de güneş kremi sürüyorum. Kullandığım güneş kreminin bu olduğunu söyleyemem. Çünkü daha yeni aldım sayılır. Bir ay falan oldu sanırım. Ama çok güzel bir güneş kremi. Zaten bu Supergoop markasını yabancı bloggerlarda çok duymuştum Metin'i. Özellikle hayvanlarda test etmeyen ve iyi güneş kremi yapan markalardan biri olduğunu biliyordum. Bizim Sephora'da görünce bayağı bir şaşırdım açıkçası ve anında aldım. Bu günlük everyday sunscreen diyor zaten. Günlük bir güneş koruyucu. Makyaj altında hiç de kötü durmuyor ve bilirsiniz güneş kremleri hadi diyelim tek başına iyi durdu. Makyaj altında üzerine sürdüğünüz fondöteni vesaire baz ürünlerini
bozmaması imkansız gibi bir şeydir. En azından hayvanlarda deney yapmayan vegan güneş kremleri için bu geçerli. İnce yapılı sanırım bir tek Body Shop'un güneş kremini biliyorum. O da güneş sütü gibi bir şey. Sanki çok korunmuyor gibi geliyor bana. Ve bilmiyorum yani fena değil. İnce yapılı bir güneş koruyucu arayanlar için güzel olabilir. Ama makyaj yaptığım zaman nadiren de olsa yazın bunu kullandım ve makyajın altında gerçekten güzel durdu. Sanırım balkon kapısını kapatmam gerekiyor. Biraz terleyeceğim. Sanırım artık şuralarımdan böyle terler akar, makyajım erir ama her şey sizin için. Evet, ne diyorsunuz? Daha iyi mi? Bir süre kulaklıkla dinleyenlerin kulaklarını kanattım galiba. Şimdiden özür dilerim tekrardan. Ne diyorduk? Cilt bakımı. Daha çok temizleyici ve güneş kremi kullandığımı söylemiştim yazın. Temizleyici jel dışında kullandığım şey bu misel suyu. Bana bayağı soru geliyor misel sular hakkında. Benim en çok kullandığım ve memnun da kaldığım bir ürün bu. Yestu'nun salatalık serisinden misel suyu. Aslında her serisinden misel su var sanırım. Pamuk olanını da, pamuklu olanı da beğeniliyor. Pamuklu dediysem işte pamuk serisinden. Ben bunu tercih ettim. Yazın yağ bazlı ya da yağ ile makyaj çıkarmak biraz daha zor olduğundan, daha doğrusu yüzüme yağ değdirmek benim için ölüm gibi bir şey olduğu için daha çok böyle hafif bir şeyler istiyorum. Bu da bence gayet işi görüyor. Sonra da temizleyici bir jelle zaten tekrar duruluyorum. Ama herhangi bir kalıntı falan yapmıyor. Ben daha çok yüzümde psikolojik olarak o hissin olmasını sevmiyorum diyeyim. Ama bu güzel. Sevdim. Yazın tek kullandığım kremde Dermaene'nin bu antiseptik kremi. Sadece burnumun kenarındaki egzama için kullanıyorum. O da toz mu çıkıyor? O da bazen. Ama daha çok neye iyi geldi? Hiç beklemiyordum. Aslında beklenir tabii ki. Sonuçta üstünde kesik, sıyrık, leke, fungal sorunlar, kabartı ve döküntüler, böcek ısırmaları, zehirlenmeler, dermatit ve egzama gibi durumlarda güçlü yatıştırıcı etki yapar diyor. Bu sonradan benim aklıma geldi. Sivrisinekler tarafından yendikten sonra. Eylül oldu hala da sivrisinekler gitmedi malum. Hatta bir ara baya fena kaşımıştım. Bacağım feci morarmıştı falan. Bunu şöyle bir 3 gün falan sürdüm. Baya iyi geldi. Özellikle kaşıntısını güzel aldı. Yani mucize değil tabii ki. Ve çok kullanmama rağmen görünüyor mu bilmiyorum. Çukur bile oluşmadı yani. Bu kadar kavanozu nasıl kullanacağım, bitireceğim birkaç yılda bilmiyorum. Hatta ne kadar? Son kullanması neymiş bunun? 10-2019. Evet, daha bir yıl var ve hiç sanmıyorum bitireceğimi. Yani vücudumda falan egzama olsaydı belki o zaman biterdi. Yani demem odur ki bu tamamen vegan ve hayvanlarda test yapmayan markayı kullanabilirsiniz. Eğer ciddi egzama sorunlarınız varsa ya da sinekler tarafından çok ısırılıyorsanız falan. Çok güzel çay ağacı yağı kokuyor. Çay ağacı yağının keskin kokusunu çok seviyorum ya. Yani normalde keskin kokulardan hiç hoşlanmam ama çay ağacı yağı konusunda bir istisna yapabilirim.
Son ürünümde Lush'ın bu saç kremi mi artık bilmiyorum gerçekten. Çünkü İspanya'da yazıyor ve İspanya'da bilmiyorum. İspanya'ya gittiğimde almıştım çünkü bunu. Arein bir saç kremi, maskesi mi artık neyse. Durulanmıyor. Bitmek üzere. Çok üzülüyorum. Umarım yurt dışına çıktığımda çıkarsam tekrar alırım. Kokusu da çok güzel. Saçımdan sanırım kokuya çok hassas değilim. Zaten çok öyle ağır sentetik parfüm de kokmuyor. Beni rahatsız eden onlar oluyor daha çok. Genelde banyodan sonra saçımın uçlarına doğru sürüyorum. Güzel taranıyor ve bariz bir yumuşaklık veriyor saçıma. Tabii yazın saçlarım böyle hop salamıyorum. Genelde topluyorum. Yıpranmasını önledi diye düşünüyorum. Önlemediyse bile kendi kaderine bırakmamış oldum saçlarımı yazın. Evet, sanırım bu kadar. Sonbaharda ya da kışın çok daha fazla ürün birikeceğini sanırım favori olarak. O zaman görüşürüz tekrardan.